Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Seyirci tepkisi maalesef ülkemizde Trabzon'da da oluyor. Seyirciyi oradan yok saymayacağımıza göre pandemi döneminde seyircisiz işin tadının tuzunun olmadığını bütün Türkiye gördü. Seyirciyi değiştiremeyeceğimize göre kafamızı değiştirmemiz lazım. Aynı o seyirci 17-18 yaşında Abdülkadir'i omuzlara aldığı dönemler oldu. Hazır olan oyuncuyu oynaması oyuncunun suçu değil, teknik adamın suçudur. Hazır değilse oynatmayacaksın ki bana göre de hazır değil. İki tane önemli sakatlık geçirdi, ayağı kırıldı. En küçük bir ayak kırıklığı da olsa bayağı süreç geçti. Böyle bir oyuncuyu hazır olmadan oynattığımız sonucu bu olur. Nitekim de oyuncuyu değiştirmek zorunda kaldı. Daha fazla çalışmalı, daha güçlü olmalı. 17 yaşındayken daha güçlüydü. İnanılmaz bir şey. Para kazandıkça, güçlendikçe kendine daha iyi bakması, daha iyi kendini motive etmesi, daha iyi çalışması gerekirken 20'li yaşlara geldi. Fizik olarak düşüşe geçti. O da çok çalışmalı ve bu sıkıntıdan kurtulmalı. Yine de buradaki hiç kimse işte psikoloji bozuldu, şu oldu, bu oldu, bunu destek olmamız, kimse destek olamaz. Buradaki tek destek kendini tedavi edecek kişi Abdülkadir'in kendisidir. Nerede hata yaptım, nerede yanlış yaptım? Ha, bu seyirci beni omuza alıyordu. Ne değişti de bana yüklenmeye başladılar? Sen değiştiğin için yüklenmeye başladılar. Kendini değiştireceksin, geliştireceksin, çalışacaksın, daha fazla çalışacaksın, gerekirse özel hoca tutacaksın, fizik olarak söylüyorum, daha hazır olacaksın. Ama bugünkü süreçte birincileri de Abdullah Avcı hazır oynattığı için değil, hazır olmadığı için bunu tespit etmeliydi. Şonur Hoca tartışmasız birkaç tanesinden biri değil. Bir numara en dürüst antrenöridir. Kimseyle ayak oyunlarıyla işe gelmez. Kimsenin dediğini yapmaz. İnanmadığı şeyi ona yaptıramazsınız. Ondan dolayıdır da hedef olmuştur.